Evet sevgili izleyenler, şu anda Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Çakallı köyündeyiz. Asırlık ömrüyle bereketin ve barışın simgesi zeytin. Zeytin ağacını ekranlara taşıyacağız. Bakalım bu bölgede zeytincilik ne kadar süre önce başlamış, bugün ne durumda? Herkes sökmeye başladı şimdi zeytini. Ondan bizim biraderim var işte bir 100 küsür tane falan böyle. Evet. Amcamın oğlunun var. Amcamın oğlunun 200 küsür tane falan vardı. İşte o yanda da vardı, o yanda da var. O okulun başlarına doğru var yani. Yani çok güzel bir kaç sene süper zeytin oldu. Anlarsın ama ilaçlama olmayınca burada. Bakım olmayınca işte. Ya köylü abi köylü ya köylüye diyeceksin ki arkadaş ilacın vur ondan sonra üzümler şimdi. Kardeşim üzüm küfleniyor. Sen şimdi buna ne ilacı vuracaksın ne edeceksin ondan sonra bunu bilgilendirsene açıklasana. Yapmıyorlar yani. Köylü başa baş kendi başına kalıyor ondan sonra işte öyle verim de yok. Şey yaptığından da bir şey verim alamıyor yani. Evet sevgili izleyenler, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Çakallı köyündeyiz. Zeytin bahçesindeyiz. Zeytin bahçesinde ben şahsen Gerze'de zeytinciliğin yani ticari anlamda zeytinciliğin yapıldığını yeni duydum. Ve merak ettik, gidelim görelim dedik. Gerçekten de burada çok anlamlı bir şekilde bahçeler bakılmasa da zeytincilik yapılmaya çalışılmış. Ancak yine Agro İDA'nın Karadeniz bölge temsilcisi, bölge bayisi Emre Biloğlu burada. Onun engin bilgileriyle birlikte inşallah bölge çiftçisine zeytinciliği yeniden teşvik ederek aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Evet, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi önce bir kısa tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Kemal Kulak Çakallı merkezde ikamet etmekteyim. İşte burası bizim zeytinlik tarlamız. Verimi tam alamıyoruz yani. Zeytinlerimiz her bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Onun için yani biz size başvurduk işte, onun için geldik. Bu bölgede zeytincilik kaç yıldır yapılıyor? 40 seneden beri bu iş var yani. Yapıyoruz yani köyce yani. Ama randıman alamadılar. Bazıları kestiler, bazıları çöküyor. İşte yapıyoruz yani. Bir iki kaç kişilik aldık burada da. Yani onlar da yani randıman alamadığı için yani 2 senede bir, 3 senede bir anca verim yapıyor yani. Böyle bir verimi yok yani. Zaten mühendisimiz de gezdi gördü. Ben de gördüm. Sürgünler çok iyi. Ama budamada çok büyük yanlış. Evet. Gövdelerde yosun var. Yani burada bir yanlış şey var. Tabii ben bilgim olmadığı için biz yine burada Emre Bey'i alacağız hemen yanımıza. Evet işte şu anda Agroida'nın katkılarıyla inşallah gelecek tarımda programı sayesinde bilgiyi size transfer edeceğiz. Evet Emre Bey, öncelikle yine böyle bir zeytin bahçesinde fındıktan sonra cevizden sonra birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz sizin gözünüzde? Bu yıl Gerze'de, Çakallı'da neden zeytin olmamış? Bahçede gördüğümüz kadarıyla ağaçların durumu pek hoş değil. Yani budamadan dolayı büyük problemler var. Baktığımız zaman çünkü bizim ağacın gövdesini görmemiz lazım ama ışkın dediğimiz dallardan dolayı biz ağaçları şu an göremiyoruz. Öncelikle burada bir
budama programı uygulamamız lazım. Sürgünler biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi çok güzel. Bu ekolojiye hastalık da uğramamış. Baktığımız zaman yapraklar çok sağlıklı. İşte bazı azot, çinko eksiklikleri var şu gördüğümüz sarı yapraklar. Evet. Bunlar da tamamen beslemeden kaynaklanan problemler. Burada Agroida'nın besleme programını uygulayacağız bu sene. İnşallah bir dahaki sene buradan istediğimiz verimi alacağız. Peki benim, ben gözle gördüğüm kadarıyla hem cevizde hem de zeytin ağaçlarında bir yosunlanma var. Üretimi, verimi nasıl etkiler? Şimdi şöyle, insanlar vücudundaki pislikleri diyelim terleme yoluyla dışarı atar. Ağaçlar da aynı şekilde. Ağaçların gövdesini yosun kapladığı zaman ağaçlar burada solunumunu da yapamaz. Yani gördüm, sağlıklı bir şekilde büyüyemezler. Şimdi buralarda genelde bordo bulamacı uygulanıyor ama bordo bulamacı yani aslında bizim tavsiye ettiğimiz bu uygulama değil. Biz Cooper, Ida Cooper'ımızı kullanıyoruz. Bununla bordo bulamacı değil de bakırlı gübrelerimizle burada bir gübreleme programı uyguluyoruz. Bunlar çok sağlıklı. Bunun devamında diğer yaprak beslemeleri için de yani yapraktan besleme için de ona uygun ürünleri peş peşe bir program dahilinde uygulayıp istediğimiz sonuçları alıyoruz. Burada da hedefimiz inşallah bu sene bu sonuçları almak. Burayı da örnek bahçe olarak biz kendimize belirledik. Uygulamalarımızı burada yapacağız. Diğer buradaki bölge halkına da tabii bunları tavsiye edeceğiz. Bize katılmak isteyenleri ailemizin içine alacağız. O bahçeleri de kontrol edeceğiz. Bir dahaki sene inşallah buradan dediğim gibi istediğimiz verimleri alacağız. Ama burada yani bir bakım eksikliği var. Bir bilinçlendirme eksikliği var. İnşallah biz elimizden geldiğince buranın bölge halkına yardımcı olmaya çalışacağız. Peki şimdi mühendisimiz dedi ki budamayla başlayacağız. Burada siz mevsim olarak, ay olarak budamayı ne zaman yapıyorsunuz? Biz budamayı genelde Mart ayında falan yapıyoruz yani. Şimdi kışın ya Mart ayı, Kasım ayında, Kasım'da ya fazla şey etmeyiz de Mart ayında genelde yapıyoruz yani. Kar, soğuklar keşfettikten sonra yani. Emre Bey, Mart ayında genelde ağaçlarda budama böyle oluyor. Peki bu bahçenin zaten durumu içler acısı. Evet. Buna hani ne diyelim, torpil yapıp erken yapılsa budama engel olur muyuz? Yanlış mı yaparız? Ne ederiz bunu? Siz tabii araştırmasını daha derinlemesine yaparsınız ama erken budama olursa zarar olur mu? Şimdi aslında bizim gübreleme programının budamayla pek bir alakası yok. Şöyle yok. Biz şu an zaten bu zeytin yok denecek kadar az. Biz hasat sonu uygulamasıyla birlikte programımıza başlayacağız. Hemen zaten bu şeyleri de keseceğiz buradan en yakın zamanda. Evet. Ondan sonra baharda Mart ayında yine son rutuşlar atılır. Son rutuşları yapacağız. Ondan sonra yani 2 sene içerisinde bu ağaçlar tam istediğimiz seviyeye gelecek. Yani verime yatmış olacak. Evet, evet. Şimdi bu bölgede genelde hangi çeşit zeytinler var? Bu şu anda buralarda yani bir zeytinlik için yani yağ için var. Yağlı, bir de sofralık var yani. Sofralık. Evet. Çeşidi, cinsi belli mi? Belli yani. Belli, bilmiyorsun. Bilmiyorum efendim. Ya bir de gerzenin içinde bazen ben orada vatandaşlarla da görüştüm. Burada zeytincilik 150-200 yıl önce, bazıları da tecinimizler zamanından beri. Evet, tamam, doğrudur efendim. Doğrudur yani. Eskidi. Daha tarihi zeytinlikli zeytin ağaçlarımız vardır yani, benim çocukluğumdan beri ben biliyorum yani. Eskiden bağlarda hep zeytin ağaçlarıydı gerze yani. Evet. Tekrar verimli hale bu bölge insanı zeytinden geçimini sağlayabilmek için önerebiliriz herhalde, değil mi Emre Bey? Siz çünkü bölgenin havasını da teneffüs ettiniz. Geçmişte de güzel bir zeytin varmış. Zeytin ve zeytinyağı ülkemizde de gerçekten altın gibi. Ya iklim olarak zeytin yetiştiriciliği için çok müsait bir iklim. Yani gördük, hiçbir mantarı hastalık yok gibi. Evet. Yani dediğiniz gibi 150-200 yıllık bir geçmişe sahip bir zeytin bahçesinden bahsediyoruz. Yani bu burada oluyor. Bunun üzerine düşmek lazım. Yani böyle bir imkan varken bu imkanı kullanmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi hani abimiz de dedi biraz önce, yani burada verim olmadığı için
Heyderpey herkes bu zeytin yetiştiriciliğinden vazgeçmiş. Ama biz burada bir çığır açabilirsek, yani burada zeytin oluyor dedirtebilirsek, yavaş yavaş diğer bölge halkı da bu işin üzerine düşecektir. Ve buradaki zeytin arazileri de günden güne genişleyecektir. İlaçlama yapılıyor. Bir kişi ilaçlıyor burada. Yandaki tarla ilaçlanmıyor. Yani bunu havadan böyle komple bir ilaçlansa İzmir gibi, Manisa gibi böyle bölgelerde havadan yapılıyor. Yani buralarda da böyle bir şey olsa, vatandaşlara teşvik edilip hep toplu olarak böyle bir şey olsa daha verimli, daha bir ürün elde edebiliriz. Yani olur yani. Yani burada 3-5 tane zeytin ağacı yapılırsa eğer burada, bu zeytinleri değerlendirmek de çok masraflı olur. Ama burada belli bir araziyi yakalarsak eğer, burada zeytin sanayisini de buraya teşvik etmek olur. Gelir buraya. Teşvik etmiş olur. Bu da bölge halkına bir katma değer sağlar. Evet. Zeytini burada dilimizin döndüğü, kameramızın görüntülediği kadar anlatmaya çalıştık. Ama kameramızın arkasında bir amcamız var. Onun da cevizden dertliymiş. Cevizi ne durumdaymış? Hazır gelmişken burada değerli kardeşimiz Engin Bey bilgilerini de cevizle ilgili o amcamızla da paylaşsın diyoruz. Evet, amcamız da yavaş yavaş geliyor. Kendisi eski toprak. Bu bölgede ömrünü vermiş, doğup büyümüş. Evet, evet, burada kendisi geldi. Şöyle gel yanıma, gel yanıma. Evet, şöyle şapkanızı azıcık daha kaldırayım. Heh, ki yüzünüz, gül cemaliniz görülsün. Efendim sizi tanıyalım. Mustafa Gökmen. Mustafa Çakallı. Çakallı. Yaş kaç eğer sakıncası? 82. Ay maşallah. Evet, organik beslenmenin, doğal beslenmenin buradaki hali. Efendim Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Şimdi sizin de ceviziniz var. Evet. Ceviz, kaç yıldır ceviz yapıyorsunuz? Kaç ağacınız var? Ne vardı da dün alıyordunuz da bugün niye alamıyorsunuz? Şey, kuruma yapıyor dallarından, kuruyor. Benim öyle yapmıyor. Önceden böyle bir sıkıntı var mıydı? Yoktu, ilkinden yoktu. Kaç yıldır bu sıkıntı var? 10 sene. 10 yıldır değil mi? Evet. Mesela bir ağaçta ne kadar alıyordunuz? Ya eskiden ondan sonra 100-150 kilo ceviz alıyorduk ya. Değil mi? Yani, şimdi yok. Şimdi olmuyor öyle. Hay maşallah. Evet. Yerli cevizdi. Şimdi ziraat cevizi yaptık. Onlardan biraz iyi yani. Değil mi? Biraz iyi. Bir gömlek iyi. Evet. O zaman benim bildiğim kadarıyla bunda bitki yani ağacın bakımı ve beslemesi var. Onunla ilgili burada yine arkadaşımız var. Evet Emre Bey, duydunuz. Abimizin burada şeyi var. Yani ceviz önceden vardı da şimdi yok diyor. Klasik ağaç anladığım kadarıyla. Hastalık yani ziraat. Gövizelerde hep hastalık var. Yani hastalık da var. Yosunlarma var mı? Yosunlaşma var. Evet. Yosunlarma da var. Böyle siyah. Kuruma yani. Kurumalar var. Cevizin kendisinde, meyvesinde kuruma oluyor yani. Anladım. Yaprakları, şeyleri hep döndük. Evet Emre Bey, neler söyleyeceğiz? Zeytinden hemen cevize de geçtik. Hazır bu bilgiyi de değerli izleyicilerimizle paylaşalım diyoruz. Ağaçlarımızda gördüğümüz kadarıyla yosunlaşma var. Bu da bakırlı ilaçların uygulanmadığı, bakırlı gübrelerin uygulanmadığını gösteriyor. Dallara baktığımız zaman antraknoz belirtileri yapraklarda aşikar. Bununla birlikte meyveye de sirayet etmişler. Burada da meyveler döküldükten sonra hasat sonu uygulamasıyla başlayıp burada da bir gübreleme programı uygulayacağız bu ceviz bahçesinde. Burada da bu problemleri ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. Şimdi hasattan sonra dedik yani. Hasattan bu sizin sosyal medyada ve web sitenizde Agroida'nın sitesinde de dönüyor. Fındıkla ilgili yapraklar dökülmeden diyor. Cevizde de aynısı olabilir mi? Tabii cevizlerde de yapraklar yani meyveler toplandıktan sonra daha önce de bahsetmiştik. Lohusa dönemi demiştik ağaçlar için. Ağaçlar kış uykusuna yatacak. Bu periyotta ağaçların kendini besleyebilmesi için bazı gereksinimleri var. Meyveler toplandıktan sonra yapraktan bu besinleri verdiğimiz zaman o kış uykusunu çok sağlıklı bir şekilde geçirecek ve baharda uyandığı zaman dinç bir şekilde uyanacak. Bu da gelecek dönemlere etkisini gösterecek ve bunun sonucunda da hasatta istediğimiz verimlere kolay kolay ulaşacağız. Ama dediğim gibi hasat sonrası mutlaka
kış uykusunda ağacın ihtiyacı olan beslemeyi yapmamız gerekiyor. Ki bahara hazırlayalım diyorsun. Evet. Verime hazır olsun. Kasım aylarında falan. Duydunuz mühendisimizi. Neler söyleyeceksiniz? Sizin tabii böyle bir eksikliğiniz vardı galiba. Çünkü yani, ürünlerden belli. Cevizlerimizin mesela yaprağı döküldükten sonra ilaçtan gübresini koyuyor. Mal gübresi döküyorum ben. Direktörüne. Şey, sivri şey de atıyor, siyah gübre de veriyor. Benim için. Biz onların yanına tamamlayıcı gübreler ekleyeceğiz. Tamam, verdiklerinizi yine kullanacağız ama onların içinde bazı eksik elementler var. Biz de onları tamamlayacağız. Yani siz her zaman söylüyorsunuz. Yani sadece bir ağacı kökünden beslemek, sadece gövdesinden beslemek yetmiyor. Yapraklarından da beslenmesi gerekiyor diyor mühendisimiz. Çünkü fotosentezi yapraklardan yaptığı için o elementleri de oradan daha rahat alıyor değil mi hocam? Sizin sınavınıza girdik ama. Şimdi amcamızın yaptığı uygulamada tamam belki azotu veriyoruz ama çinko yok. Evet. Çinko olmayınca bakın zeytinin yapraklarına. Evet. Dik büyüme değil yan büyüme başlamış, sararmaya başlamış. Bu da verime etki edecektir otomatikman. Yani. Soluk benizli insanlar olur ya hastalıkta. Aynı onun gibi durur. Evet, evet. Şurada karşımdaki ağaç da aynı öyle. Soluk böyle. Bir canlı bir renk değil. Yani işte hepsini bir araya harmanlayıp eksiklik var yani. Bütün bütün ihtiyacı olan elementleri bir araya getireceğimiz programla ki o program bizde mevcut. Bununla yaptığımız ilaçlamada, ya gübreleme dediğim daha doğrusu, baktığımız zaman içimizin açılacağı ağaçlar göreceğiz inşallah. Evet, yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.